yeni dönemde geçmişteki bir takım biçimsel anlamda da olsa demokratik hakların güçlenmeye mücadele bakımından bir takım hakların daha da kısıtlanacağı bir sürece geleceğimiz açık. Sınıf hareketi aslında da söylemek istedim. Yani Türkiye'de sınıf hareketi de giderek aslında bir taraftan objektif anlamda mücadele eğilimi var. İşte taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, esnek çalışmanın dayatılması var. Ama işçi sınıfına karşı geçecek anlamda sözü olan devrimcilerin, sosyalistlerin söyleyeceği sözleri söyleme zamanı aslında. Ama onlar da işçi sınıfından giderek uzaklaşıyorlar yalnız. Yani böyle bir süreç var. Ama işte hep bir anda turalı olmamız. Yani kimse şey yapmasın, böyle gitsin. Böyle gitmiyor işte yalnız. Yani böyle de gitmez. Yani böyle giderse bunun adı sarı sendikacılık düzen olur, düzen sendikacılık olur. Eğer senin bir iddian varsa, sınıf hareketi adına bir iddian varsa, bu iddianın gereğini yapacaksın. Bunun mücadelesi vereceksin. Salonlarda sınıf sendikacılığı değil, pratikte düzen sendikacılığı yapmayacaksın. Şimdi ses kopya sendikacılığında bakarsan, Türk şeyine muhalif. İşte kendilerini sosyal demokrat falan diye ifade ediyor. Ama sen 35-40 bin lira maaş alırsan işte yabancılaşırsın. Senin sendika şubendeki maaşları işte 10-15 bin lira maaş alırsa yabancılaşırsın. Sarı sendikacının cenderesinin adı altında buna karşı bir başkaldırının zemini var ama bunu örgütleyecek güçler açısından bunu koşullanıyor. Bu başkaldırı zaman zaman spontane kendini ifade eder ama bu nasıl olarak örgütlemesi gereken güçler sınıfın gerçek anlamda içinde ve değil de uzandılar şu anda.